yıl önce Metin Göktepe'yi kaybettik. Ama 28 yıldan bugüne bu mücadelede... Yeni başlamış, yayın hayatına yeni bir başlamış bir gazete olarak izleyeceği yolun devlette, sermayede uyandırdığı öfkenin sonucuydu Metin'in başına gelenler. Metin Göktepe bu haberi mutlaka ben izlemeliyim diyerek gittiği haberde cezaevinde katledilen 3 tane devrimcinin cenazesini izlemeye gitmişti. Benzer bir şiddete maruz kaldı. 90'lar Türkiye'sinin bir yandan Kürt sorunu etrafında militarize edilmiş bir kültürünün militarize edilmesiyle ülkenin şiddete boğulması, diğer yandan da kentlerde, büyük kentlerde emekçilerin, dinci, milliyetçi gericiliğin kuşatmasıyla boğulduğu bir topyekun saldırı döneminde, bu saldırının bir sivri ucunu da basına yöneldiği bir dönemde katledildi Metin Göktepe. 90'larda ekilen o tohumların sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Fakat Metin Göktepe'nin acı kaybı bizi hayatımız boyunca terk etmeyecek olan, gazetemizin bundan sonraki nesillerinde de yaşayacak olan bir özlem ve öfke bıraktı. Ların izini süren bir gazeteciydi. Haber barikatın arkasında olsa da Metin alıp gelen bir gazeteciydi. Metin'den beri Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok. Hala düşünce suç, hala insanlar düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde. Fakat Metin bir şey bıraktı, olumlu bir şey, bir miras. Hala Metin Göktepe gazeteciliği yapmak isteyen ve yapan, onun izini süren, gerçeğin peşini kovalayan genç gazeteciler, bütün o zulme rağmen, bütün o korkutmalara, sindirmelere rağmen, soruşturmalara, gözaltına alınmalara rağmen yürüten genç gazeteciler var. Buradan cezaevinde olan o genç gazetecilere ve düşünce tutsaklarına selam olsun diyorum. Sansürle engellemeye çalışıyor. İsrail'de ise son 3 ayda 110 gazetecinin katledildiğini biliyoruz. Biz biliyoruz ki asıl korktukları şey gazetecilik, gerçekler ve her ne olursa olsun bir yerlerde gerçekleri savunmaya, yazmaya, söylemeye devam edecek birileri var. Ve bizim umudumuz da buradan geliyor. Metin sadece bir gazeteci değildi. Aynı zamanda işçi sınıfı davasının, işçi sınıfı mücadelesinin, kadınların, gençlerin, ezilen Kürt halkının, bütün yoksulların mücadelesi içerisinde gazetecilik yapan, sınıf mücadelesinin bir parçası, bir gazetecisiydi. Onlar bu ülkenin emekçi ailelerinin çocuklarıydı. Onlar bu ülkenin demokratik bir ülke olabilmesi için, özgür bir ülke olabilmesi için, adaletli bir ülke olabilmesi için, halkın gerçek haber alma hakkını sağlamak için mücadele ediyorlardı. Ve ne yazık ki işkencelerle katledildiler. Ne yazık ki uzun süre gazeteciler cezaevinde kalmak durumunda kaldılar. Aradan 28 yıl geçti, 30 yıl geçti ama Türkiye'de ne yazık ki bugün bir şeyler değişmiş değil. Yine mevcut siyasi iktidar halkın gerçek haber alma hakkını engellemek için hem basın kurumlarına çeşitli baskılar, sansürler, yaptırımlar uyguluyor. Hem de halkın gerçek haber alma hakkını savunan gazetecileri çeşitli yöntemlerle yeri geldiğinde tutuklayıp cezaevine atarak, yeri geldiğinde gözaltına alarak engellemeye çalışıyor. Bugün başka tip bir karanlığı yaşıyoruz, evet. Ve aslında kilometrelerce yalan manşetlerin karşısında özgür kalemlere, özgür basına en çok ihtiyaç duyduğumuz günleri de yaşıyoruz. Metinlerin, yolundan yürüyenlerin sözlerine her günden daha fazla ihtiyacımız var. Onlar da tıpkı Metinler gibi direniyorlar. Şöylesi bir gerçekliği var bu ülkenin. Abi Musa'ların katledildiği, Metin Göktepe'lerin katledildiği, Hrant Dink'lerin katledildiği bir süreçtin, şu an bulunduğumuz süreçte hiçbir değişikliğin olmadığını net olarak görebiliyoruz.
Yani bu ülkede faşizm uygulamalarının 90'lı yıllarda nasıl sürdüğü bugün de halen devam ederek geliştiriliyor. Bugün de cezaevlerinde onlarca gazeteci, halen gazetecilerin katledildiği, tutuklandığı bir süreçten geçiyoruz. Bizler bunu aşabilmenin tek yolunun demokrasiyi daha da güçlendirerek, daha da birleşerek ancak bunun önüne geçebileceğimiz bir gerçektir. Türkiye Sosyalist Hareketleri Kürt halkıyla birlikte biz bu ülkeni faşizme götürülmeye çalışıldığı, karanlığa doğru götürülmeye çalışıldığı bir sürecin önüne geçmenin tek yolunun mücadeleyi daha da yükselterek bütün halkların, ezilenlerin, emekçilerin bir araya gelerek ancak biz bu ülkeyi demokratikleştirebiliriz.